Selam dostlar. Cities Skylines 2'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 100 bin olacağız. Gördüğünüz gibi şu anda nüfusumuz 99.597 görünüyor. 100 bine az kaldı. Hep beraber 100 bin olalım. Ayrıca bu şehir neydi, ne oldu, buraya nasıl geldik, ne yapıyorduk, neler geliştirdik ve bundan sonra ne gibi planlarımız var? Birlikte gözden geçirelim. Gördüğünüz gibi şehrimiz oldukça büyüdü. Gökdelenlerimiz göğe doğru yükselmeye devam ediyor. Güzel bir yapı da inşa ettik şuraya. İsterseniz hadi şehrimizi inceleyelim. Şimdi uzaktan baktığımızda görebileceğiniz üzere diğer videolardan aşina olanlar şu aşağı kısım vardı sadece. Daha sonra bu sanayi bölgesini yaptık. Sonra sanayi, daha fazla sanayi derken sola doğru büyüdük. İşte gemisiydi, uçağıydı, kargosuydu, treniydi derken yeni bir yerleşim alanı açtık bu kısım. Bu kısım henüz gördüğünüz gibi boş ama yavaş yavaş doluyor. Ufak ufak gökdelenlerimiz var, inşaatlarımız devam ediyor. Onun haricinde şurada kıyıda güzel bir hem alışveriş merkezi hem de iş merkezinin bulunduğu bir ufak bir ada yaptık. Bence hoş oldu. Ayrıca Golden Bridge köprüsüne de artık bağlandık ve bu tarafları da açtık. Hatta şöyle de göstereyim. Karelerde görebileceğiniz üzere aslında bayağı bir yeri açtım. Şu anda kaçıncı seviyedeymişiz ona da bakalım. Evet, en yüksek seviyeye sadece 3 aşama kaldı. Yakında megapolis oluruz diye düşünüyorum. Son hızla devam ediyoruz. Ayrıca hani çok ufak bir alana aslında 100 bin olduk. Burası doldukça 150 bin belki 200'e zorlayacak. Ve haritanın geri kalanı daha boş. Bakalım 200, 250 bin, 500 bin hatta belki birlikte milyonları göreceğiz burada. Yani ilerlememiz gayet güzel gidiyor, hızlı gidiyor, yerinde gidiyor. Sadece trafik sıkıntılarımız var. Hatta şuralarda görebilirsiniz. Bu da biraz yapay zekanın zekasızlığıyla da alakalı aslında bakarsak. Hani Cities Skylines 1'de çok sıkıntı oluyordu malum. Burada da biraz gelişmiş olsa da hala problemler mevcut. Abi şurada basıp gideceğine adam burada bir anda sağ şeride geçmeye çalışıyor mesela gibi. Dolayısıyla arkasında hayvan gibi kuyruk oluşuyor. Ha bunun bir nedeni de henüz yukarıya bir metro ağı kurmadım. Daha çok aşağıya çalışmıştık hatırlarsanız. Bakalım burada yollar nasıl? Yollar gayet sakin, keyifli. Çünkü insanlar metro kullanıyor, otobüs kullanıyor. Trafiğimiz az. Yani görebileceğiniz üzere. Şurada hatırlarsanız bayağı bildiğimiz bir ulaşım ağı kurduk. Treniydi, metrosuydu, limanıydı, posta kargosuydu, bilmem nesiydi. Bir sürü şeyimiz var burada. Buraya en son otobüs garı yaptım. Bunu yaparken bayağı eğlendim. Hatta yaptıktan sonra bir süre izledim diyebilirim yani. Burada bir sürü ağım var. İşte sarı otobüsler sanayi bölgesine gidiyor. Mavi otobüsler şehrin içine gidiyor. Açık mavi otobüsler şehrin içinde loop yapıyor. Bu pembe otobüsü sadece şehir, pardon, bu ulaşım ağı içerisinde. İşte buradan kalkıyor, metroya gidiyor, işte limana gidiyor vesaire. Daha kısa bir mesafesi var. Aynı şehirde, aynı şekilde bir de şehrin dışına çıkanlar var, beyaz otobüsler. Onlardan henüz bakıyorum, örneğimiz yok. Ama şuraya bakarsak sanırım seferleri arttırmamız iyi olacak gibi görünüyor. Çünkü insan kaynıyor yani. Gördüğünüz gibi şurada hatta bayağı bir bekleyen de var. Aşağıda görebilirsiniz. Aa burada biraz bir tane otobüs varmış. Nereye gidiyormuş? Bu beyaz değil o zaman. Ha koyu oldu. Okey. Tersten bakınca öyle göründü.
Yani burası güzel bir otogar oldu. Uzaktan beyaz görünüyor. Yakınlaşınca bordo oluyor. Evet, neyse. İnsanlar buradan işte trenle geliyor, limandan geliyor, başka diyarlardan gelenler var. Mesela bakıyorum 30 kişi geliyormuş şu anda. Şehir küçük olunca tabii gelen giden sayısı da az oluyor. Ama şurada eğer bir metro yakalarsak, metroyu göstermek isterim. Metronun kapasitesi 1000 ama şu anda bir 300'ünü falan dolduruyorlar. Hani gayet iyi. Burada tren bekleyen sürüsüyle insan görüyorsunuz. Hatta bakayım bunlar niye bu kadar bekliyor? 291 kişi tren bekliyormuş şu anda. Tren nereden geliyor? Çok uzaklardan geliyor tabii. Ta diğer şehirden geliyor. Çünkü tek tren bağlantımız burada hangi şehirmiş bakalım. Hertford'dan geliyormuş. Tek tren bağlantımız orayla var. Belki ilerleyen aşamalarda öbür tarafları da diğer şehirlere de bağlarız. Onun haricinde zaten sanayi bölgesine bağlı trenler buraya geliyor. Buradan sanayi bölgesine akıyor ya da üretim oluyor. Üretimi trene yükleyip şehrin dışına çıkartıyoruz. Şurada bu köprü yoktu eskiden. İki sanayi bölgesini birbirine daha hızlı bağlayabilmek için kurdum. Şurası çok hoşuma gitmedi. Açıkçası burayı yıkacağım, yeniden yapacağım. Daha normal görünsün diye. Şu an pek estetik görünmüyor. Takdirinizdir. Burada inanılmaz çalışan bir yük gemisi limanımız var. Şu an sıfır görünüyor. Henüz yükleme yapmamışlar. Daha doğrusu biraz önce doluydu, bu boşaltmaya gelmiş anlaşılan. Burada bakıyorum. Nereden baksanız ton herhalde şu. 15 tonluk malzeme gelmiş gibi görünüyor. Sanayi bölgemiz inanılmaz derecede okuyan, okumuş insan istiyor. Aslında hayvan gibi insan var ama hayvan gibi insan tabii doğru bir telaffuz olmadı. Bir sürü insan var ama bu insanların çoğu commercial'larda çalışıyor. Hatta onu da şuradaki şehir istatistiklerinden görebiliriz. İşlerimiz daha çok commercial üzerine. Yani dükkandır, manavdır, markettir, işte elektronikçidir vesairedir. Ofislerde de çalışan bir kısım var. Endüstriyelde de var ama çoğunluk commercial'da. Hatta worker'lara bakarsak da aynı şekilde görebiliyoruz. İşsizlik her geçen gün azalıyor. Çünkü bir sürü iş var aslında açıkta olan. Ama İnsanımız yetersiz demek ki. Yani şuradaki iş bekleyen arkadaş, eleman bekleyen arkadaşları düşünürsek demek ki daha fazla nüfusa ihtiyacımız var. O yüzden de bu kısmı zaten yaptım. En son ne durumdayız? Ne yaptık? Nasıl gitti? Şöyle güzel bir manzaradan bu istatistiklerimizi tekrar kontrol edelim. Ya da yakınlaşayım şöyle. Yakından daha güzel görünüyor. Güzel görünüyor değil mi? Şimdi istatistiklerimizi bir çek edelim. Ne durumdayız? Bu kısım park kapasitesi. Parklarımız bayağı var. Araç park yerlerimiz. Hatta fazlasıyla bekliyor. Trafik konusu %60'a çakılı kaldım gerçekten. Muhtemelen o kuzey tarafında yaptığım yeni bölgeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Oraya bir metro vesaire yaparsam bunu tekrar böyle bir %80'lere yaklaştırabilirim diye düşünüyorum. Hani optimum seviyesi %80 diyebiliriz. 60'ın altına inmek çok tehlikeli olur. Hem gelirimiz baltalanır, hem bütün şehir durur. Bu arada gelirimi göstereyim. 842 diyor. Bu bazen 2 milyona yaklaşıyor. Bazen 1000 oluyor. Bazen 4 milyon oluyor. Şehir büyüdükçe aslında oradaki makas biraz açılıyor diyebiliriz. Ama genel olarak hep artıdayım. Yani her istediğimi yapabiliyorum. O açıdan iyi oldu. Bakalım trafiğimiz okey. Elektriğimiz gördüğünüz gibi nükleer santralimiz vardı ileride hatırlarsanız. O zaten bu şehri uzun süre götürür gibi geliyor. Zaten elektriği de satıyoruz da bir kısmını. O açıdan da bize gelir de elde ediyor. Suya baktığım zaman suyumuz var ama atık kısmı biraz dikkat seviyesine gelmiş. Bunu bir elden geçirmek lazım. Yeni atık su
bölgeleri oluşturmam gerekiyor buradan anladığım kadarıyla. Sağlık noktasında çılgınız. Yani şöyle göstereyim zaten. Şurada sağlık üniversitem var. Ve bir sürü büyük hastane falan da yaptım. Yani burada büyük bir hastanem var. Neredeyse bomboş. Yani 500 kişilik kapasitesi içerisinde 30 kişi sadece hasta. Bu üniversitede de zaten sağlık noktasında bizi hem iyileştiren hem de artı bonuslar veren güzel bir yapı. Evet, nerede kaldık? Devam edelim. Garbage, çöp hizmetlerimiz. Benim bir çöp alanım yok bu arada. Hani çöp kamyonları gelip çöpü işte belirli bir yere atmıyor. Çünkü benim pek hoşuma giden bir şey değil. Ben o çöpleri geri dönüştürüyorum. Ne yapıyorum? Yakıyorum. Ya da işte bu kısım hem yakıp elektriğe dönüştüren kısım. Şurada yanlış hatırlamıyorsam endüstriyel atıkları bir şekilde daha da azaltan bir yapım var. Bunlar zaten belirli istatistikleri doldurduğunuzda açılan yapılar. Atıyorum mesela endüstriyel yapıların belirli bir seviyede olacak. O seviyeyi karşılarsan bu yapı sana açılmış oluyor. O da zaten şehrin büyümesiyle birlikte her türlü karşılayabileceğiniz bir nokta. Bakalım başka ne var? İtfaiye noktasında da okeyiz. Yani her yerde var aslında. Zaten görüyorsunuz ufaktan. Disaster. Ben disaster yani seldi, felaketti kısmını kapattığım için çok disaster'ı aslında önem vermedim. Ama ileriki aşamalarda sırf hani şunu yeşil görmek için bu kısma da el atacağım. Polis noktası her yerimiz polis. Hatta şurada bir hapishanemiz de var. Kurduğumuz. Biraz uzak kurdum ama aslında Alcatraz gibi bir adaya falan da kurabilirdim. Hani daha farklı da olabilirdi. Bilmem belki ileride taşırız ama şu anda polisti, hapishaneydi noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Hatta çılgın atıyoruz yani öyle değil. Bu kısımda Welfare Office yani vatandaşlara yardım eden, işte ihtiyaç sahibine ihtiyaçlarını karşılayan bir ofis şekli. Bu da zaten şehrin büyük bir kısmında var. Daha doğrusu iki tane yetiyormuş gördüğüm kadarıyla. Okul olayın çok beni yordu aslında. Yani ilkokulu şu seviyeyi görüyorsunuz değil mi? Hani böyle ucu ucuna falan gidiyor. Her yer ilkokul ya. Her yer ilkokul yani neredeyse. Yani her blok başına bir okul kurduğum gibi bir durum oldu. Hani bu biraz tuhaf geldi. Bir de bütün bonuslarını falan hani binanın genişlemelerini falan da genişletmelerini de yapmama rağmen böyle. İşte lisesiydi, kolejiydi, üniversitesiydi. Hepsini fazlasıyla karşılıyoruz. İlkokul hariç. Yani ilkokulları ucu ucuna gidiyoruz hep. Bakalım nasıl olacak o. Ulaşımda devrim yarattık. Yani gerçekten ulaşım ağını ayrıca ele almam lazım diye düşünüyorum. Çünkü göreceksiniz işte taksisiydi, otobüsüydü, treniydi, tramvaydı, metrosuydu, limanıydı, uçağıydı, her şeyimiz var. Yani yeter ki yani şu sistem düzgün bir şekilde ilerlesin, çalışsın. Algoritma bir yerde saplı kalmasın diye. Ha bu arada bak posta ofisim yetersizmiş. 218 bin mail oluyormuş. Ben 156 binini karşılayabiliyormuşum. Demek ki posta ofisi kurmam lazım. Telekom altyapısı internetimiz her yerde çekiyor. Hiçbir derdimiz yok gördüğünüz gibi. Hatta şu kısım tabii insan yoğunluğundan dolayı bir tık daha düşük. Belki buraya bir iki istasyon daha kurabilirim. Evet. Parklar, bahçeler falanlar filanlar. Zaten en turistik noktam şu orta kısım. Hani hem buradaki yeni diktiğimiz kuleye geliyorlar hem de şurada şöyle göstereyim. Bir tane kalemiz var. Orta Çağ Kalesi. Buraya da gelen çok. Bu yüzden şurada trafik çılgın olabiliyor. Hani buranın yolunu değiştirsem iyi olacak gibi görünüyor. Bakalım başka neyimiz var, neyimiz yok.
Evet, turistik bölge biraz önce bahsettiğim gibi genellikle hep oralar. Outside connection'dı, evlerdi, commercial alanlardı, sanayiydi ve ofislerim genellikle hep sahil kenarına yaptım. Çünkü hani sahilden bakıldığında parlak görünen güzel büyük binalar hoş görünüyor yani. Şehrin makyajı olarak o yüzden sahil kenarına yapmayı tercih ettim biraz diyebilirim. Genel olarak varlıklıyız yani gördüğünüz gibi. Evet. Kaynaklar noktasında aslında çok şu bölgeler haricinde diğerlerine henüz girişmedim. Ama işte daha fazla kaynakları kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü üretimimiz genellikle commercial ve sanayi bölgesinde. Ama bizim işte hayvancılıktı, işte odundu vesaireydi, taştı, kayaydı. Bizim bunları da çıkarmamız lazım. Yani ham madde üretmemiz lazım. Bu sayede gelirimiz çok daha katlanacaktır diye düşünüyorum. Hani öyle bir sıkıntı olmadığı için aslında çok yönelmedim o kısma. Popülasyon zaten şehir merkezlerinde. Mutluluk tavan. Niye mutsuz? Trafik eksi bir. İşte garbage servisimiz kötüymüş biraz. Muhtemelen trafikten dolayı. Aslında bu birbiriyle ilişkili şeyler biliyorsunuz. Hani trafik varsa adam zaten ulaşamıyor. Ulaşamadığı için o servis çalışmıyor gibi düşünebilirsiniz. High noise population. Çok ses yapıyormuşuz. Belki elektrikli araçlara geçilebilir bunu kesmek için. Ama şu anda eksi bir, hani çok büyük bir bize dezavantaj sağlamıyor yani. Çalışanımızdı. Gördüğünüz gibi hava kirliliği çok yok. Yer kirliliğimiz zaten burada yok. Daha çok sanayi bölgesinde vardır gördüğünüz üzere. Ses olayı genellikle şeylerde oluyor. Yoğun popülasyonlu ya da commercial alanlarında oluyor. Water population, hani su kirliliği de yine sanayi bölgesini daha çok ilgilendiren durumlar. Bu arada 100 bin olmuşuz. Hiç haber vermiyoruz. 100 bini de bu sayede bu arada halletmiş olduk diye düşünüyorum. Şimdi gelir gider dengesine bakalım. Dediğim gibi bak şimdi 1 milyon oldu. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Bu tamamen trafikle alakalı bir durum olabiliyor. Yani bu dalgalanmalar. Trafik açılınca bir anda herkes her yere ulaşıyor. Herkes bir katma değer oluşturuyor. Ve çılgın para kazanıyoruz. Gibi. En çok sağlık sektörüne mi veriyormuşum? Sağlık, polis, park bahçe. Park bahçe okey de. Demek öyle. Production yani biraz önce bahsettiğim olaylar. Neler bunlar? Şunlar hemen söyleyeyim. Biz bir materyal üretiyoruz ama bu materyal genellikle gördüğünüz gibi şey değil. Bizim kendimizin ürettiği ne varmış? Metal şey çıkartıyormuşuz, petrol çıkartıyormuşuz. İşte koton, pamuk üretiyormuşuz. Ufak bir tavuğumuz, buğdayımız falan varmış. Ama bunun geri kalanı yani kırmızı kısım görüyorsunuz. Bunların hepsi şehir dışından bizim satın aldığımız şeyler. Yani biz temel şeylerin neredeyse tamamını dışarıdan alıyoruz. Kendi üretimimiz bunu karşılamıyor. Onun haricinde materyallere bakıyorum. Materyal noktasında da işte camdı. Bu neyim? Bu neymiş bu? Bir şey üretiyoruz. Evet, ne ürettiğimizi anlamadım. Bir şeyler üretiyoruz ama çoğunu yine food bak yeme içme olayını bu aslında bu da zincirleme muhtemelen. Hani yukarıda biz bir şey üretmediğimiz için ürettiğimiz şeylerden yiyecek vesaire ya da işte kıyafet oluşturamadığımızdan dolayı hepsini dışarıdan ithal ediyoruz gibi görünüyor. Ama biz ne yapıyormuşuz? Film sektöründe medyada iyiymişiz. İşte ne bileyim burada software yazılımda iyiymişiz. Başka finansal şeylerde iyiymişiz. Çünkü bizim şehrin büyüme noktası daha çok aslında sanayidense ofis ve commercial olmuş. Bundan dolayı da bu noktalarda iyileşmişiz. O yüzden muhtemelen bir dahaki şehri gördüğünüzde şu temel materyalleri taştı, kotondu,
vesaireydi. Onların üretimine biraz önem versek iyi olacak gibi görünüyor. Onun haricinde zaten bununla ilgili ayrı bir video yapmıştım. İzleyenler bilir. Eğer izlemediyseniz kesinlikle ulaşım noktasında ayrıca yaptığım videoya bakın. Çünkü bu gördüğünüz gibi burada bir sürü otobüs hatlarım var. Burada bir sürü kargoydu, trendi, uçaktı hatlarım var. Bunların hepsinin bağlantısı ve detaylarını o videoda anlatmıştım. O yüzden burada yüzeysel olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi otobüs hatlarım ve kullanım oranları var. Bu kullanım oranları yüksek olanlara belki biraz daha takviye yapmak gerekir. Bir otobüstür, işte tren seferidir vesaire. Bunların seferlerini arttırmak gerekir. Aynı zamanda dediğim gibi kuzey kısmı da bir metro çalışması yapacağız. Oradaki şu trafiği çözmek için. Çünkü bu arkadaşların alayı buraya gitmeye çalışıyor. Buraya da doğru düzgün bir erişim olmadığı için şu daracık yollar bu kısma yetmiyor. O yüzden belki de bu iki kısmı birbirine bağlamalıyım. Ve bunu ulaşımda bir şekilde desteklemeliyim ki şehir ölmesin. Bundan sonraki dönemde de muhtemelen buralar dolduktan sonra şu uç kısmım yani Golden Bridge kısmını doldurabilirim. Belki karşıya ufak tefek villalar böyle lüks bir semt yaratabilirim diye düşünüyorum. Daha sonra şu kısım da belki sanayiye katılır. Hani bu noktayı komple sanayiye ayırmış olurum. Niye bu noktayı seçtiğimi zaten daha önce izleyenler hatırlar. Su akışları hep bu tarafta. Dolayısıyla şehire doğru yani şu tarafa yapsam sanayi atığı böyle gelecek. Ondan dolayı sanayiyi bu tarafta tutmak istedim. Hem de hava akımları bu tarafta diye hatırlıyorum. Tekrar bakalım hatta. Water, noise, ground, air population. Bakın okları görüyorsunuz. Bu oklar diyor ki bu sanayinin ürettiği pis dumanları bu tarafa rüzgar götürecek. Yani dolayısıyla ben şehri bu tarafa kurup sanayiyi buraya falan kursaydım bütün şehir toz duman altında kalacaktı. Ondan sonra da insanlar hasta olacaktı. Daha fazla hastaneye giden olacaktı vesaire gibi zincirleme bir çıkmaza yol açıyordu. O yüzden bir yeri kurmadan önce onun hem topografik haritasına bakmak hem de işte çeşitli yer altı su kaynağı var mı işte petrolü var mı hani gidip petrol madeninin üstüne şehir kurarsanız onu hiçbir zaman çıkartamayacağınız için üzücü olabilir ki bu tarz ham maddeler de iyi kazandırıyor biliyorsunuz. İlk oyunu oynayanlar da zaten hatırlar. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım kısmen bu şekilde. Gördüğünüz gibi şehrimiz çılgınca büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Umarım sizin şehirleriniz de aynı şekilde büyüyordur. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlarda yazmayı yazmaktan çekinmeyin. Videoyu eğer yararlı bulduysanız beğenip hala da kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.